kaybettiği nimetlerden dolayı kahırlanıyor. Halbuki hayatını yaşıyor, standartları gene fena değil ama o standartları biraz aşağı düştü diyerek kahırlanıyor. Yani şimdi Efendimizin o Ebu Zer radıyallahu anh'a söylediği nasihatı unutuyoruz. Merhabalar efendim. İrfan gündeminde Sizlerle tekrar beraberiz. Ben deniz Mehmet Lütfarslan, kıymetli hocamız Hasan Kami Yılmaz ile birlikte irfana dair konuşacağız. Gündemin irfan boyutunu tartışmaya, hocamızdan gerekli nasihatleri, bilgileri Kısam almaya alm çalışacağız. Hocam hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hoş bulduk getirdiniz. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah hocam şükrederiz, hamd ederiz. Allah iyilik sağlık versin. Ee, hocam meclisi i konuşuyoruz. Aslında evet. çok böyle konuşulması gereken de bir mevzu. Ee, biraz böyle özellikle bugüne yansıyan boyutları biraz eksik de kaldı. Eyvallah. Tarihi boyutta siz hem onun nasıl kurulduğu, kimlerin orada görev aldığı e, görev yani. aldığına dair ifadelerde bulundunuz. Sonra o Diyanet'in hatta Hı -hı. iki sene kadar mıydı hocam? Evet, iki yıl kadar bir süre bir çalışmalar yapıldı evet. 2 sene kadar aslında o Cuma de ortasını aldığına Hı -hı. dair evet. bir tespitiniz olmuştu. Şimdi bu dönemde hocam böyle bir uygulamayı biz niye konuşuyoruz? Onu da hatırlatalım bütün izleyicilerimize ve dinleyicilerimize. Tabii o Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesi bir daire kurulmuş oldu. Evet. Bu daire de Cemevleri aslında. Alevi Bektaşi Cemevleri evet. daire başkanlığı diye evet. Evet bu aslında bir tür dergahlara ya da tekkelere ya da artık ne ifade edeceksek. Cemevi de çünkü öyle bir Tabii statü bir yasal görüyoruz. statü kazandırmış oldu. Evet bir yasal statü kazandırılmış oldu. Şimdi buradan yola çıkarak da yarın bir hani biraz daha efendim farklı kollardaki bir e, grupların e, grupta çıkıp ya bize de bir yasal statü verin veya bizi de bir düzenlemeye tabi tutun dese herhalde hakkıdır. Ya eşitlik ilkesi açısından e, her insanın sosyal bakımdan, hukuk bakımından eşit olduğu noktasından haklılar. Yani beni evet. talebesidir. Yani nitekim işte Alevi Bektaşi kardeşlerimize o gerek şeyle bu hak verilmiş oldu. İsabetli bir şey oldu. Ee, onlar çünkü biraz mağduriyet yaşadıklarını ifade ediyorlardı. Yani evet. bizim cemevlerimiz var ama orada gerekli statü bize verilmediği için işte ibadetimizi yapamıyoruz. Ne bileyim işte elektrik suyu paramızı siz vermiyorsunuz camilere verdiğiniz halde filan gibi. Bu gerekçelerle sanıyorum bu verildi. Şimdi tabi caminin dışında yine Ehl-i Sünnet kesiminin de cemevine muadil tekke sayılabilecek yerleri bulunabilir. Yani bu tür içinde bir talep ortaya çıkabilir. Ortaya çıkabilir. çıkabilir. Yani, Gayet o zaman haklı bir. E, yani tabii yani talep e, örnek olur. olarak gösterdiğinde de emsal gösterdiğinde daha doğrusu evet. hukuki bakımda emsal gösterdiğinde de e, haklı olur yani onlar da. Hocam böyle evet. bir düzenleme yapıldığı takdirde nasıl bir e, uygulama pratik sağ bulabilir? Onu bir isterseniz bir soracağım ama ondan evvel şu soruyu e, sormadan geçemeyeceğim. Buyurun. Bu tür bir e, statünün Kültür ve Turizm Bakanlığında Alevi Bektaşi'lere verilmesi Diyaneti biraz işte bunlar dışındakilerin aslında mercisi gibi bir yalnızlaşmaya veya yani, izolasyon etmiş olabilir mi? E, Bu biraz hani o tabii olmuş Oldu bu şekilde tabii yani. Şimdi evet. yani Alevi Bektaşi Cemevi Daire Başkanlığı gibi bir şey kurup genel müdürlük veya daire başkanlığı kurup onu Kültür Bakanlığı'na bağlamak yani Diyanet'in dışında bir oluşum olarak bunları tescil etmiş oldu. Yani daha önce hep düşünülen ve beklenen ve Osmanlı zamanındaki uygulamalarda meşihat makamıydı. Yani bu işin sorumlusu. Meşihat makamı işte cevami, mesaci, tekaya, zevaya ne varsa din hizmetlerine dair bunların hepsi onun yönetimi ve denetimi altındaydı. Yani Müslümanlara ait olan kuruluşlar. Cumhuriyet döneminde de böyle olması beklenirdi ama bu olmadı. Bir takım siyasi sebeplerle bazı dış mihrakların belki de bunda dahli oldu çünkü özellikle son zamanlarda son 30 40 50 yıl içerisinde siyasallaşan bir alevilik var Türkiye'de. Bu siyasallaşan alevilik yani kendilerini biraz daha İslam dışına doğru da çektiler. Ya yani hatta mesela Almanya'dan gelen bir rüzgarla Türkiye'deki alevilerin bir kısmı biz Ali ile ne işimiz var? Biz Ali ile, ile alakası değiliz ki biz Alev'den geliyoruz. Hmm. Bizim kökenimiz alev. Yani biz daha eskiden 5000 yıllık bir e, kültürün e, mirasçılarıyız ve işte putperestliği yani hatta İran'ın kadim tarihine bağladılar ateş, kendimizi. Ateşperestliği, Mecusiliği de kuşatacak bir tarih geliştirdiler. Yani onun içinde şaman da var, şamanizm de var, manizm. manizm vesaire hepsi var onun içerisinde. Öyle bir algıyla ve onu ayrı bir din diye de Almanya'da tescil ettirirler bildiğim hmm. kadarıyla. Yani bu tabi çok ilgi çekici bir şey. Dolayısıyla İslam'dan ve Müslümanlardan onları belli ölçüde koparmış oldular. Öyle görünüyor. O manada diyanetin biraz altı boşaltılmış olduğu denilse yeridir. Haklısınız o manada. Ama zaten kuruluşta da hep böyle bir şey vardır yani Diyan İşleri Başkanlığı'nın şeriye vekaleti yerine kurulması zamanında 1924'te böyle bir plan olduğu yani Hanefi, Sünni İslam'ın yönetime hakim olmak üzere Mustafa Kemal'in bu maksatla bunu kurduğu ve hep Hanefi, Sünni İslam algısı ve olgusu etrafında hareket ettiği şekilde yazılı olmasa bile böyle bir sözlü tamül söz konusudur. Bu fiilen de şimdi e, gelişmiş ve oluşmuş oldu. Evet. Ama yarın e, Şafiiler de böyle bir şey talep ederlerse çok hoş olmaz. Yani e, hakikaten Sünni İslam deyince malum dört mezhep var. Hatta Caferiler bile belki bence e, bu ölçü içerisinde olmalı ama muhtemeldir ki Caferilerin de böyle bir talebi olacaktır süre içerisinde diye evet. düşünüyorum. Hani Hanefi ve Sünni'yi ayırdığınız zaman gündeme gelecektir. Hatta İslam'de. şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde olunca böyle dinde din değil kültürün her formu aslında belki kendisini Tabii yani bir şekilde temsil ihtiyacı hisseden herkes yani kendisini dine bağlı hissetmeyen evet. ama bir kültür ve geleneğe bağlı mesela şeyler. yeni kült yeni dinler var ya hocam evet. şimdi New Age dedikleri mesela e, Doğru. o tarzda biz işte deizm e, yokizm mesela e, <laughs> yogi yogilerle düşüp kalkıyorlar mesela evet. ya da diyelim bir tür bir takım böyle yani bunlar e, e, günümüz yani önümüzdeki çağın problemleri olarak duruyor yani öyle evet. görünüyor ki hakikaten dinle çok doğru eee bu süreç içerisinde Kültür Bakanlığı'na bağlanmak isteyecek farklı gruplar çıkabilecektir. <laughs> yani bir dilekçeyle biz de farklı bir statüde orada olalım. Yani biz de ibadetlerimizi orada yapıyoruz diyenler çıkabilir. Hocam bu niye önemli? Çünkü son tahlilde herkes her grup camia bu tür yapılanmalar aslında bireye hizmet etmek için veya onlarla kendi irtibatını evet. kurmak için. Bu da son tahlilde geliyor, maddi ilişkiye de dayanıyor. Çünkü diyor ki sen müteberri de olabilirsin. Bana efendim bağışını verebilirsin. Şimdi nasıl Almanya'dan bahsettiniz. Almanya'da ateizm oranı çok yüksek çıkıyor her zaman. Niye? Çünkü insanlar kiliseye vergi vermek istemiyorlar. İstemiyor, Hristiyan olduğunu beyan ettiği andan itibaren bir vergi vermesi gerekiyor Doğru. kiliseye oralardan. Şimdi muhtemelen de bu tür yapılar ileride hayatiyetlerini devam ettirmek için işte efendim bir şeye ihtiyaç duyacaklar maddi gelire. Bunu da kendi üyelerinden temin edecekler. Evet. Dolayısıyla burada Aydat da. Aydat alacaklar yani. Evet. Burada hocam tam da meclisime şahin çok önemli bir fonksiyonu tarihten bildiğimiz. Hı hı. Aslında e, gündeme geliyor. Siz dediniz ki işte şeyhleri seçiyordu, atama atıyordu, ve işi vardı. yönetiyordu. Bir de denetleme görevi evet. vardı hocam onların? Aynen denetleme evet. görevi de vardı. E, denetlemede de e, özellikle vakıf gelirlerinin yerine sarf edilip edilmediği. Şimdi vakıflardan gelen gelirler var. O vakfiyeye şartına bağlı olarak da şu tekkede şu hizmetler için kullanılsın bunlar diyor. acaba o gelen gelirler hakikaten o istikamette mi kullanıyor yoksa bir takım insanların orada çalışanların kendi isteklerine göre çarçurmaya ediliyor evet. ona da bakıyorlar çünkü en çok kontrol edilmesi gerekense bir mali denetimdir bir de insani denetimdir yani evet. buraya gelen insanlar hakikaten şeyin şey efendinin veya o tekkenin sorumlusu olan kişilerin bilgileri dahilinde mi geliyor? Kaç kişi geliyor? Ne kadar insan geliyor? Tabii kayıt da e, tekke defterleri var o zaman. Kayıt da tutuluyor. Yani kimler buranın müdavimidir? Kimler işte haftada bir gelir? Kimler e, günde gelir? Yani onun bir defterleri var. O defterlerde bunlar kayıtlı. E, dolayısıyla... onu devlet kontrol ediyor. Tabii işte meclis meşayı bakımı onlara da bakıyor hmm. e, yeri geldikçe. E, dolayısıyla hani hem insani kontrol yani kişilerin kimler var, kimler geliyor, kimler gidiyor bir bakıma da... E, güvenlik açısından bakıyor. Bir de mali kontrol. Bir de dini bakımdan yani hangi derya, hangi tarikata bağlı o tarikatin ayinini mi yapıyor yoksa başka yerlerden ee, bir takım alıntılar yaparak yeni bir şeyler mi ihtisas ediyor buna da bakıyor. Yani hmm. bir e, nakşi tekkesi Kadiri ayini yapamıyor. Hmm. E, meğer ki e, işte meclis-i izin versin veya e, şeyini e, tescil etmiş olsun icazetini. Yani değilse ben yani biz e, burada Nakşibeyiz, e, Kadiri de yapıyor. Uşağıyı de dahil edelim. Yani mutlaka bir ya icazet göstereceksiniz ya gerekçe göstereceksiniz. Yani e, dolayısıyla bunun bir nizamı olması gerektiği konusunda meclis-i e, gayet güzel bir oturmuş geleneği vardı diye yani o zaman. Evet. Baktığınız zaman. E, hatta mesela işte e, Efendi Hazretleri için e, de konuştuk herhalde. Yani ilk geldiği zaman mevsim meclis-i meşaya müracaat ediyor. Ben diyor işte e, şu tarikatten mücaz olarak İstanbul'a geldim. E, eğer münhal bir tekke varsa e, atanmamı talep ediyorum diye bir dilekçe veriyor. E, o zamanlarda e, dilekçesi nakşi haldi şey olduğu için icazetnamesi e, münhal tekke görünmüyor. E, fakat boş e, ve e, şehidi olmayan ve verasette bulunmayan Fındıkzade'de Kelami dergahı var. Diyorlar ki bu, böyle bir dergah var ama o da size uymaz. Çünkü hmm. e, burada kadiri. meşrut olan, şart koşulan şey Kadiri olması gerekiyor. O zaman diyor ki benim bir kadiri icadet de var. E, ben diyor falan şeyden e, almıştım. Onu ibraz edince bu sefer ataması yapılıyor. Yani hmm. böyle buna benzer evet. e, olaylar yaşanıyor yani şeyde. Hocam bugüne gelecek olursak böyle bir diyelim kurum ihtisas edildi. Bu kurum denetleme görevi olarak ya da yönetim olarak yani hani böyle bir kurumun çalışma prensipleri ne olurdu onu bir biraz yani konuşsak yani şöyle mi düşünüyorum oraya aidiyet hisseden gelip giden insanların en azından belli bir yani üyelik gibi bir kaydı olmalı nasıl bugün derneklerin vesairenin üye kayıtları, yönetim kurulları var vesaire var. Onlar istikametinde bir tüzüğü var. O tüzük kapsamı Aynı şekilde meşî meşayihe bağlı tekkelerin de tekkenin kendine göre bir takım işte hedefleri, gayeleri olur. Ama o tarikatinde şeyhinin civarında bulunan insanlarla ilgili bir bilgi vermesi beklenir belli yerlere. Muhtemelen bu bilgiler insani bir yer. yani sizin insan gücünüz nedir? Yani bu çok önemli. Çünkü insanlar iki bir şeyden doyuma erince güç zehirlenmesi oluyor. Özellikle insan konusunda belirli potansiyele ulaşınca, sonra ekonomik olarak potansiyele ulaşınca güç zehirlenmeleri oluyor insanlarda. Onunla yani siyasete atlıyor veya ticarete geçiyor değil mi her hocam şey, böyle yani, bir ilgi. O, o da kendisi bazen başlıyor. kendisi bazen ortaya çıkmak ihtiyacı hissediyor. Kendi asli diyor. fonksiyonunu kaybediyor. Kaybediyor. Yani tarikat olduğunu unutuyor. Siyasete soyunuyor, ticarete soyunuyor. Halbuki herkes hangi alanda, hangi kulvarda koşuyorsa o kulvarda koşusuna devam etmeli ve orada en faydalı olmaya çalışmalı. Ama kulvar değiştirmeye kalktığı zaman o zaman oradan çıkmalı, orayı bırakmalı. Evet. Yani ben artık siyasetle uğraşacağım. Dolayısıyla tarikatle uğraşmaktan vazgeçiyor. Eyvallah. Anlaşılabilir ama hem tarikat kisvesini taşıyacağım, hem o dinin temsil özellikleri üzerinde olacak, hem de siyaset yapacağım. Bu bence çok kabul edilebilir bir şey. Sanki Medici yaşayan yapacağı en önemli şeylerden birisi bu. Yani ehli tarik olan insanların yönetimde ve fiilen hizmetinde bulunanlar siyasetle doğrudan ulaşmamalı. Ticaretle uğraşmamalı. Yani ticaretin de içinde olmamalı. Ha, yani oraya bağlı bulunan insanlar ticaretle uğraşıyor ve oraya e, ikramlarda, ihsanlarda ve teberrürlerde bulunuyor olabilir. Buna mani yok. Ama doğrudan yönetimde bulunan insanın e, ve oraya bir şirket ilave ederek tarikatin şirketi, e, cemaatin şirketi gibi kurmasının e, çok farklı sonuçları oluyor. Bugün de görüyoruz bunu. Yani işte bir takım vakıfların, bir takım şeylerin ya devlet mantığı gibi ile yürüteceksiniz ya da özel şirket mantığıyla her ikisi de sıkıntılı. Devlet gibi yürütürseniz kısa zamanda çöküyor. Evet. olmuyor yani oldu yani ben şimdi isim vermeyeyim e, bir takım vakıflarda bunun örneklerini gördük yani geçtiğimiz süreçlerde. E, ya da özel şirket gibi yöneteceksiniz. O zaman da e, ticaretin kiri pası ne hocam bulaşıyor oraya, oraya. Evet. ve insanlar iğreniyorlar oradaki bu iş ve işlemlerden. Evet. Yani siz hoca efendi e, işte dindar insan diye ortaya çıktınız, ticaret yapıyorsunuz. Şu kadar e, para kazandığınızı görüyoruz ama e, kimseye de 5 kuruş faydanız yok. E, dolayısıyla bu kisveyle bunu yapmayın diyorlar. Evet. Yani onun için zaten biz, biz mesela ben unutmuyorum hiç, Hüdayi Vakfı'nı kurduğumuz zaman bize denilmişti ki yani siz e, siyasetle ve ticaretle doğrudan uğraşmayın. Uğraşacaksanız bırakın o işi gidin ticaretle uğraşın ya varsa içinizde böyle adamlar yatkın insanlar buradan ayrılsın gitsin veya ticaretle uğraşacaksanız kurun şirketinizi geçin oraya ama vakfınızı ticarete bulaştırmayın yani vakfın Aslında vakfın iktisadi işletme kurması da yasal yasal kanuni geliyor ama hı yok. Hı yok. Niye yok? Yani bu iki tür yönetiliyor. Ya e, kamusal bir kurum gibi yönetiliyor iktisadi teşkil ya da özel şirket gibi kamusal o zaman batıyor zaten. Evet. Yani Öyle yönettiğiniz zaman batıyor. Öbür türlü yönettiğiniz zaman da e, bir takım menfaatler devşirmeye başlanıyor orada bulunan insanlar tarafından. Bu da çok hoş görünmüyor. Bak yani dinin nezaheti e, ticaretin kiriyle kirlenmiş oluyor. Evet. Hoş bir şey olmuyor. aslında batıda son dönemde çıkan bir işletme formu da sosyal işletme denen işletme. Hı hı. Yani hem ticari işletmenin mantığıyla çalışıyor piyasada nasıl kar hı. hadleri varsa. Diğer taraftan da karını ve dolayısıyla kazanmış olduğu o menfaati tamamen hayri işlere harcıyor. Evet. Yani böyle bir aslında işletme modeli de çıktı. Bu böyle tamam. bir şey olabilir belki. Bu evet. Olur ama yani orada çalışanların yani baltan parmağını yalar evet, gibi evet. çok farklı menfaatleri olursa o da hakikaten iğrendir insanları. Evet, evet. Yani o yüzden bence yine hayri hizmetleri mümkün mertebe bu işin dışında tutup yani on aracıyla çalışıp hayri hizmetlere imkanlarını paylaşarak yani müteberriler olmalı. Evet aynı. Kazanıp verip evet. dolayısıyla kendine ait o dini vazifeyi sadece <laughs> vermek olarak yapan İnsanlar, insanlar bu işin içinde olmalı. olmalı. Öbürleri evet. de bu aktif olarak, profesyonel olarak daha doğrusu bu hizmetleri götürmeliler. O daha necih gibi evet. görünüyor bana. Belki de işte meclis meşayih bunlara bakacak, bakmalı yani aslında. Hocam meclis meşayih bu anlamda yönetim ve denetleme vazifesiyle ortaya çıkacak bir kurum olabilir. Fakat bunu ya şu anki mevcut vakıf ve dernek statüsü neyinize yetmiyor diye itiraz edenler olabilir. Ona ne diyeceğiz? Herhangi bir vakıf kuruluşu hocam. Onu da iktisat yapması, ticaret yapması, siyaset yapması yasak normal şartlar altında. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi 677 sayılı yasanın e, yasakladığı e, bir din hmm. hizmeti var. Yani tasavvuf, tekke, tarikat, hangi vesaire hmm. gibi alanlarda onların kisvesi, e, efendime söyleyeyim zikir meclisleri vesaire bu kanunlar hepsi yasak şu anda. Hmm. Yani e, yapılanlar da o kanuna rağmen, şapka iktisası kanunu gibi. Yani aslında şu Türkiye'de şapka giymesi lazım değil mi hocam? Yani şu anda e, şapka iktisasına dair bir kanun var. E, bu kanun gereğince dışarıda herkesin şapka iksa etmesi lazım başına. Oluyor mu? Olmuyor. Yani şu an fiilen kaldırılmış vaziyette. E, 677 sayılı yasa da e, aslında fiilen çok fazla işlemiyor. İşletilecek olursa bu söylediğimiz yani tarikat e, faaliyetlerini vakıf ve dernek olarak yürütenlerin pek çok faaliyeti engellenmiş olur. Dolayısıyla onların o manevi faaliyetlerini, insani faaliyetlerini, insanlara dokunuşla ilgili e, faaliyetlerini, sohbetlerini, zikirlerini, ayinlerini vesairesini rahat yapabilmeleri adına bir imkan verecek o. Yani hmm. e, bir endişeye mahal kalmadan e, şeffaf ölçüler içerisinde bunu yapabilmeli. Yani gizli kaçak köçek yapınca ya hakikaten başka istismarlar oluyor e, ve işin ehli olan insanlar ortaya çıkmıyor, çıkamıyor. Ama hmm. e, rahat olunca, serbest olunca liyakatliş ortaya çıkar daha kolay fark edilir ama şimdi liyakatlisini fark edecek ve göreve getirecek bir kadro yok bir imkan yok. Yani, yani vakfın niceliğinden veya şekil şartlarından daha ziyade niteliğine ilişkin bir aynen. şartı yerine getirmek noktasında meclisi meşahih. Ona ihtiyaç ona var. Ona ihtiyaç ve var ve var. vakıf zaten eskiden vakıf da var. Evet. Yani bu vakıf dediğimiz şey aslında şu anda bu geçiş sürecinde bir imkan sunan bir tarafı var. Evet. Ama bütünüyle e, tasavvuf ve tekkelerin tarikatlerin bütün fonksiyonları icra edecek imkanı bu vermiyor aslında. Evet. Yani o rahatlığın verilmesi ve o rahatlıkla beraber o teftişin de mutlaka olması. O teftiş olmazsa çünkü siyas siyasallaşma oluyor. Tarih süreçleri de bunun örnekleri hep olmuş. Başka bir takım yanlış işler oluyor. ismarlar oluyor. Hep televizyonlarda görüyoruz istismar diye. Niye? Denetlenemiyor çünkü. Evet. Yani nereye, kim, nasıl giriyor, ne, ne şartlarda giriyor. Yani bunları engelleyecek, bu istismarlara imkan vermeyecek. Yani hem ekonomik istismar, hem cinsel istismar. Bunları e bir minnettürlüsünü duyuyoruz basında. E evet. Bunların ise denetlenmesi lazım. Yani Dolayısıyla aslında yani sıhhatli bir hale getirelim evet. ve gerçekten de böyle genlerimizde yer alan bir evet, yani bu, kurumun da tekrar ihyasına vesile olalım. Bu tabii bizim özellikle e, Selçuklu ve Osmanlı e, devletlerinde e, çok önemli bir yere oturan e, kurumumuz yani baktığınız zaman. Yani Selçuklu'nun Anadolu'ya girişinde, burada yurt edilmemizde Osmanlı'nın kurulup, Balkanlara ve bu geniş coğrafyaya taşınmasında ve yayılmasında bu tasavvuf, tarikatler, tekkeler dediğimiz kurumun çok etkin bir rolü var. Yani bu rolü yeniden aktive etmek lazım. Aslında tabii bu geçtiğimiz süreçlerde yani Batı'nın özellikle reform ve Rönesans hareketlerinden sonra ortaya çıkan yeni felsefi akımlarla işte bireyselliğe, individualizme efendime söyleyeyim yönelmesi, onun arkasından sekülerizm gibi çok e, hızlı bir dünya birleşmenin e, ortaya çıkmış olması e, ve bu sosyalleşme ihtiyacımızın e, işte bugün de hele, özellikle sosyal medya üzerinden karşılanmaya başlamış olması bunları bize unutturdu. Evet. Ama aslında biz yani insan olarak baktığımız zaman e, sosyalleşmeye ihtiyacımız var. Masar Osman ile ilgili şöyle bir şey anlatılır hocam. Bir başvekil ismini vermeyelim. Bir başvekille konuşuyorlarmış. Demiş ki efendim demiş burada demiş. Ee, yani Bakırköy kastediyor. Hmm. Burada demiş gelenlerin neredeyse 175-80'ini bizimle alakalı değil demiş. Hmm. Eskiden tekkeler vardı, bunlar onlar oralara giderlerdi. Aynen doğru. Siz şu tekkeleri tekrar açın da bizim işimizin büyük büyükünü alın demiş. Masar Bey demiş. Bunu ne sen söylemiş ol, ne de ben duymuş olayım demiş. <gülüyor> <gülüyor> Böyle evet. bir şey anlatılır hocam. E, doğru ama yani şöyle evet. şimdi hakikaten şimdi her mahallede, e, her sokağın başında olması bile her mahallede şimdi. 300 kadar tekke var İstanbul'da. Yani bildiğimiz Osmanlı'da 1925'te kapandığında 300 kadar tekke var. Nüfus da aşağı yukarı 500 bin. Bunun 300 bin Müslüman. Yani her mahallede bir tekke var. Yani bin kişiye bir tekke mi düşüyor? Aşağı yani? yukarı kadın, çocuk hepsi beraber toplam bin kişiye bir tekke düşüyor. Şimdi bu bin kişinin ile irtibatı zaten hepsinin çok sık değildir. Belli zamanlarda gidiyorlardı. Bir kısmının çok sıktır. Ama özellikle bir problemi olan yani karısıyla kavga eden, ayrılma noktasına gelen, çocuğuyla sıkıntı yaşayan, e, kardeşiyle miras kavgası yaşamış olan veya ne bileyim başka bir takım sosyal ve psikolojik problemleri ve bunalımları olanlar e, önce tekkedeki şeyhin kapısını çalıyor. Terapi merkezleri hocam aslında. Aynen tabii. Tam evet. bir manevi terapi merkezi. Gidiyordu oraya efendim. Duanıza ihtiyacım. Hayır öyle abi. Ne oldu? Anlat bakalım. Önce bir çok güzel dinliyor. bir şekilde dinliyor. Evet. Dinleme, zaten... Hocam zaten psikoloji yaptığı dinlemek e, değil. Tabii yüzde ellisi dinleme. <laughs> Önce bir dinle. Anlat bakalım neyin senin diye problemi diyor. O da o başlıyor A'dan Z'ye. Gözün içine bakarak bir terapi gibi dediğiniz gibi dinliyor. Ondan sonra da tespit edebildiği bir şeyler varsa evladım imtihan dünyasında yaşıyoruz. Hiçbirimiz bunlardan azar değiliz. Ama şöyle şöyle yaparsan, şunlara dikkat edersen daha rahat yaşarsın. Hanımınla Yeniden işte inşallah buluşursun, evlatlarını sahiplenmiş olsun gibi nasihatlerde bulunuyor. Mesela hadi şimdi gel bakalım, bir hafta sonra yine gel bir konuşalım. Yani bu söylediklerimi yap, ondan sonra bir daha gel, konuşalım deyip gönderiyor. O da yani o telkinlerle, o tezkiyeyle kendisine yapılan bu telkin ve tezkiyeyle gidiyor biraz daha değişmeye çalışıyor. Uygulamalarını değiştiriyor. Ya, hanımıyla olan kavgasını azaltıyor. Daha aşağıdan almayı öğreniyor. E, oğluyla onu oturup dinlemeyi öğreniyor falan. Derken evde bir huzur ortamı oluşuyor. Ya bu iyiymiş bu iş diyor. Ve başka zamanda da ya ben falan zaman falan efendiye gittim. Yani orada hakikaten bana güzel şeyler söyledi. Çok şükür Allah razı olsun. etti. Problemi çözüldü diyor ve bu kulaktan kulağa insanların yani etkilenmelerini ve terapiyle tedavi olmalarını sağlıyor. Tabi zaten tekke ortamında. Yani Kur'an-ı Kerim okunuyor, namaz kılınıyor, dua ediliyor, türbe var, türbeye ziyaret ediliyor. Yani bunlar hep zaten İster istemez insanı bir manevi ortama sokuyor. Evet. E, o manevi ortamın da bir telkin ettiği mesaj var, verdiği mesaj var. Onlarla yani bir ahiret kaygısı var. Bir hesap, ölüm şeyi var, telkini var özellikle. E, yani ölüm var. Yani ne zaman öleceğimiz belli değil. Yani ne kavga ediyorum ki ben komşumla veya kardeşimle veya hanımımla? Yani iyiye, güzele, hayra ha. bir asla bir telkin var, yöneltiş var değil mi hocam? Yani Aynen. yani biz hani tek başımıza yaşamıyoruz bu dünyada. Evet. E, Başkalarıyla yaşıyoruz. Ama başkaları yaşamanın yolu başkalarına katlanmaktır. Evet. Yani onların kahrını çekmektir. Yük olmak değil, yük almaktır. Evet, evet. Yani bunu öğretiyor. Bağır kişiyle. olma, yar olma. <laughs> ya, yar olduğuna bağır olma. Evet. evet. Veyahut da yar, yar olduğuna, olduğuna bağır. bağır olma. O da önemli. <laughs> yük tabii. olma yani. Aynen evet. yar olduğun kimseye. Dolayısıyla bunları söyledikçe tabii o şeylerde de problemler azalıyor, iniyor. Ama şimdi ne dinleyecek insan var? ne kahır çekecek insan var. Ve hele hele şimdi çağımızda herkes yani sevilmeye, saygı gösterilmeye en layık kendini görüyor. Ve hep karşısındakinden bekliyor bunu. Halbuki bizim tasavvufi kültürümüzde önce kendinden vermek. Yani kendin bir takım fedakarlıklarda bulunmak şartıyla karşısındakinden bunu görebileceği anlatılır. Ve problemin bizim içimizdeki benlikten kaynaklandığı konusunda bilgi verilir ve önce insan ya ben yanlış mı yapıyorum acaba diye duygularını kontrol etmeye, algılarını kontrol etmeye çalışır ve orada ya ben galiba fazla sert davranıyorum diye düşünmeye başlıyor. Ama şimdi ya ben haklıyım. Evet, evet. Ben güçlüyüm. Dolayısıyla en son sözü ben söylüyorum. Hocam hadi. dost dost diye arıyor. Hiç evet. dost olmayı düşünen hiç, yok yani. Hiç ya hiç, ben hiç, dost nasıl, hiç, olurum? Hiç. nasıl olurum? Güzel dost evet. nasıl olurum? Hayır yani Evet. nasıl nasıl kahır çekerek nasıl evet. insanların evet. sempatisini kazanırım. Hiç, hiç böyle bir derdi yok. Herkes bunu düşünmüyor. Aslında bahsettiğiniz hocam işte o, ta İndüvizm, evet. Reformla başlayan sürecin üzerine evet. dayatmış atmış olduğumuz bir şey öyle. aslında. Bir de çok sekülerleştik. Yani dünyevi isteklerimiz çok çoğaldı. Yani evet. eskiden yani insan ee, zarurat dediğimiz yani hani insanın ihtiyaçları malum üçe ayrılıyor ya bir evet. zaruriyat var, bir haciyat var bir zeyniyat var. Yani zaruriyat dediğimiz şeyleri karşılayınca adam e, haciyatı çok fazla önemsemiyor. Bir... Zeyniyatla hiçbir hiç şey yoktu zaten. Tahsiniyatla deniyor değil mi? Tahsiniyatla de deniyor <laughs> yani evet. ee, Dolayısıyla şimdi bizim tahsiniyat peşinde koştuğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Tahsiniyatın fukarası insanlar. Öyle, Aynen. O fukaralığı Aynen. çekiliyor. Çektiğini ha. düşünüyor. Yoksa yani. haciyatta falan problem yok. <laughs> evet, yani, evet. Zaruri olan ihtiyacını evi var arabası var ne bileyim bu, e, bu zor var çamaşır makinesi var ama işte yaz tatiline gidemiyor biraz parası çıkışmıyor filan gibi böyle bir şeylerden bu ayrıntılardan dolayı kahrediyor kendine evet. Ben bu sene tatilde gidemedim ya yani tatil yapmayacak adam mıydım ben evet, evet. gibi yani bu sanki Olmazsa ya da olmazsa olmaz bir yemek için ev dışına ha, gidiyorduk. Şimdi gidemiyoruz, gidemiyoruz. Gidemiyoruz. Evde yemek zorunda kalıyoruz evet. filan. Yani e, kaybettiği nimetlerden dolayı kahırlanıyor. Halbuki yani e, hayatını yaşıyor. Standartları gene fena değil ama o standartları biraz aşağı düştü diyerek e, kahırlanıyor. Yani şimdi efendimizin o eee Ebu Zer radıyallahu anha söylediği nasihatı unutuyoruz. Efendimiz ne buyuruyor malum? Diyor ki ya Ebu Zer, ya Ebu Zer sen dünya işlerinde Kendinden aşağıda olanlara bak, evet. daha fukara olanlara bak, daha hasta olanlara bak, daha dertlilere bak. Dünya ahiret işlerinde de kendinden yukarıda olanlara bak. Hakikaten öyle baktığın zaman daha huzurlusun. Evet. Yani veya e, ahiret işinde de kendinden yukarıda olanlara ya ben hala işte ancak beş vakit namazı kılıyorum, her gün Kur'an okuy okuyamıyorum, ne bileyim e, tesbihatı gerçekleştiremiyorum, e, teheccüde kalkamıyorum derdini o zaman kuşanmaya çalışıyorsun. Ama ya ben beş vakit kılıyorum, o cuma kılıyor demeye başladığın zaman sıkıntı, sıkıntı, başlıyor. Evet, evet, Onun için yani tekkelerimiz, dergahlarımız aslında bunları yapıyordu. Yani insanlara bunu terkini ediyordu. Hakikaten böyle bir terapi merkezi gibi de e, çalışıyordu. çalışıyordu. meclisi meşayin hani yönetim ve denetleme görev evet. görevi var dedik ya. Aslında şimdi bu KVK diye bir şey çıktı herkesin böyle başında şimdi Damokles'in kılıcı gibi sallanıyor. Hı. Yani şimdi fişlenme korkusu herkeste var. Hı. Şimdi bir ufak bir test bile yapsanız bu bilgileri efendim ne yapacaksınız? Önceden rıza almanız, onay almanız gerekiyor. Özel hayatın gizliliği. Bu tabii sanıyorum biraz da dijital ortamda herkesin Herkes, her şeye her şeyi ulaşabilmesinden kaynaklanan bir şey. Dolayısıyla bu tür ortamlara giren insanlar da ya bundan sonra işte kayıt olacakmışız. Bir de üstüne teberrür edecekmişiz. İşte aslında sadıkla sadık olmayan da ayrılacağı bir ortamda. Aynen işte bu iş, şeydeki <laughs> e, 2. Murat zamanında Hacı Bayram Veli'nin müridanını evet. destekmesi gibi evet. herhalde. Aynen. Bir şey aklıma geldi şimdi bir şeyin çok geleni gideni fazlaymış. Hmm. Ee, ya demiş bayağı da artık vaktimizi almaya başladı bu ne olacak bu falan deyince yardım istemiş ki efendim gelenler demiş borç para isteyelim demiş. Ha <laughs> <Aa>, güzel. <laughs> Sonrası da hakikaten bir sonra azalmış. Evet. Ee, benzer bir hikaye de Sinan hatırlar. Şimdi şeyhin bir tek müydü varmış. Mehmet Efendi. Bir de şey yani çok seviyor şeyhin ama yani dergaha da Farklı insanlar gelsin, biraz dolsun, taşsın diye de arzu ediyor. Ee, bunu Sonuçta naif kendisi de yani. <laughs> bunu da bir vesile şeyine söylemiş. Ee, efendim demiş ya falan dergaha bakıyorum demiş. Maşallah dolup taşıyor demiş yani. yani bir himmet etseniz de bizim dergahımızda böyle dolsa taşsa gelenler gidenler şu falan demiş. Sıkıldın mı Mehmet Efendi demiş. ya yani, demiş biraz hani şenlik olsun tabii demiş. iyi olur. peki o zaman demiş. Bir ziyafet vermişler kalabalık insanlar çağırmışlar. O ziyafette de bir keramet izah etmiş şey Efendi. O keramette hemen kulaktan kulağa, ağızdan ağza duyulmuş ve başlamış insanlar gelmeye dergâhı. Akşam, sabah, öğlen, ikindi geliyorlar, gidenler falan üf! Riyakarlar, sadekarlar hepsi dolup taşıyor. Şey, Efendiyi göreceğiz, duasını alacağız falan filan diye. Mehmet Efendi sıkılmaya başlamış. Şeyini göremez olmaya başlamış. Şeyini göremiyor artık değil <laughs> mi? Abi, göremez olmaya Eski, başlamış. Tek muhatap kendisiydi. Tek muhatap kendisiydi. Görmez olmaya başlayınca. Ya efendim demiş, esen ne güzeldi demiş. Ne güzelmiş o günlerde, Kıymetini bilemedik. Böyle saatlerce otururduk ve hep baş başaydık. Şimdi demiş bir sürü densiz, <laughs> <laughs> <Yani> <laughs> şeysiz dolu huzurunuza biz zor giriyorsunuz. Sıkıldın mı Mehmet efendim? Sıkıldım efendim demiş ya sormayın. Peki o zaman demiş. Bir akşam namazında bağ kuru bağırsaklığı bağlamış cübbesinin altına. <laughs> Cübbeyi giymiş. Namaza durmuş. Cemaat arkada saflar bağlamışlar falan. Fatih yazan bir söyle Allahu Ekber diye rükü eğilince o bağırsakla tss diye <laughs> Allah Allah. ses çıkarınca arkadakiler 1 2 üç, 5 şey Efendi abdesti kaçtı diyerek bırakıp gitmişler. Evet. Bir tek Mehmet Efendi kalmış. <laughs> bir hikmeti vardır Efendimiz <laughs> Var. Yani devam ettiğine göre namaza evet. hikmeti vardır herhalde falan diye o devam etmiş. Selam verip bakmış Mehmet Efendi demiş bak demiş bir kerametle gelen bir tısla gider demiş. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. <laughs> bir kerametle gelen tısla bir gider. tısla gider değil mi hocam? <laughs> Hakikaten önemli. yani, yani o yüzden için... de işte o bağlılıkların da aslında Test edilmesi, ee, lazım. test edilmesi lazım yani yani istikamet istikamet evet. yani çünkü hocam iz... o bağlılıklar test edilmedikten sonra müddet sonra menfaat şebekesine dönüşüyor aynen yani insan çünkü o yüzden mesela fuz... şeyde evet. e, eski tekki geleneğinde yani mutlaka test edilirmiş şeylerde yani hem müracaatta ilk Hı -hı. E, hakikaten samimi olarak derviş olmak istiyor mu ya da süreç içerisinde farklı hizmetler verilerek ne kadar itaat edecek, ne kadar samimi, bunu bir üyevi hesaplarla mı yapıyor yoksa gönlü... Mesela Mevlevi'de mutfaktan olsun. başlatıyor değil Tabii, mi hocam? Yani en, en kritik yer. Soğan hizmetinden. So Zaten <laughs> aşçı de demek seri sülükten onlattıran adam demek yani. Hı -hı. Yani soğan soymaktan, ya işte efendim işte patates doğramaya, şarjdan pazardan alışveriş yapmaya bin bir gün sürüyor. Evet. Yani Mevlevi'nin çilesi üç buçuk sene mi oluyor bin bir gün aşağı yukarı? Doğru efendim maşallah. Ee, uzun evet. bir süre hatta bazen böyle onun nefsani duygularını da kırmak için davul tozu minare gölgesi almaya gönderirlermiş. <laughs> <laughs> al öyle adam git. Davul tozu. Arar mıymış hocam o da? Yani şeyine ne göre <laughs> <laughs> ne yapsın? Bir davul tozu al gel. Şu, şu kadar gram veya şu, şu kadar minare gölgesi. <laughs> evet. Hocam şimdi değil. hakikaten bugünün e, hani şu modern insan ilişkilerine baktığımız zaman Mesela Hüdayi Hazretleri'nin de ciğer sattığını. Ya, yani evet. düşünün Yargıtay'ın hakimisiniz veya Sayıştay'ın bilmem hakimlerinden evet. bir tanesiniz Gelip bir bu şekilde bizim meclisi şahit denetlediği bir kuruma <laughs> gidiyorsunuz. Efendim ben bundan sonra sevil manevi eğitim almak istiyorum. Evet. Tamam evladım sen Sayıştay hakim miydin? Evet. evet. Cübbeyi çıkarmadan git limon ya, sat mesela evet. pazarda. Evet. Bu zor bir, şey. zor. zor bir iş hocam. Zor bir iş. Şey. Ama işte onu başarırsa hakikaten ondan sonra insan... Nefsini aşmayı öğreniyor. Evet, yani evet. O çok önemli bir şey. Daha Allah rahmet ediyorum. eylesin hocam. Fahrettin abimizin de, sizin de dünürünüzdür. Evet Allah, Allah seneyi rahmet. devriyesidir. Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin. Birkaç gün evvel hocam. Allah o mesela bir dönem zaten hep öğrenci işlerinde, hayırlı hizmetlerde ya. olduğu için. İşi e, oydu yani. Ya da. Biraz daha iktisat ve işletme öğrencilerine derdi ki ya bir şey yapın, biraz böyle tecrübi işler yapın. Yani hep böyle teori konuşmayın, ne yapalım demişler. Limon satın mesela demiş. <laughs> Onlar limon satmışlar efendim. Hatta birkaç tanesi böyle bir dayak da yemiş oradaki pazar esnafında. <laughs> Onlar muhtemelen çok iyi tüccar olmuşlardır şimdi. Kesin olmuşlar. Kesin <laughs> olmuşlar. Yani o Fahrettin evet. Bey ama hakikaten çok güzel bir insandı Allah rahmet eylesin. E, o son hastalıklı zamanlarında bile hastane yat zamanlarda bile nasılsın Fahrettin abi Elhamdülillah derdi. Yani yani yerleri yalasak meşhurdur yani hocam ben evet, hep söylerim yani. Evet, evet, Nasılsınız diye derim ki evet. yerleri yalasak böyle derdi bir abimiz evet, derim evet, yani. Aynı, evet. Yerleri yalasak evet. şükür edemeyiz eder evet, derdi. Yani, yani ı bakın verdiği nimetleri. Yani bir de var olmak insan yani. olarak yaratılmış olmak. En hakikaten nimetlerin en büyük. Evet. Müslüman, olmak. Müslüman olmak. Efendime söyleyeyim. Böyle bir güzel cemaatin içerisinde bulunmak, İstanbul'da yaşıyor olmak, maddi olarak işte yani yetecek kadar zat-ı kifaya dedikleri Arapların yetecek kadar imkanın olması. Hakikaten bunlar güzel şeyler. Veya insanların farkında olmak, yani çevrendeki insanların farkında olabilmek, dost insanların farkında olabilmek. Bunlar güzel şeyler. Onları çok dile getirdi Allah'ın rahmeti. Güzel yaşadı, güzel gitti. İlk kanser teşhisi konduğunda hocam, ziyarete gitmiştik. Dedi ki ya benim dedi vücudunda bir enzim evet. çalışmıyormuş dedi. Hmm. Şimdi düşündüm dedi. Şu kadar milyar enzim var dedi vücutta dedi. Bunların hepsi çalışıyor da bir tanesi isyan etmiş diye ben isyanımı seçeyim. Allah. Yoksa diğerleri çalışıyor diye şükürmedeyim. Ben şükür yolunu seçtim dedim. Yani, yani ne kadar da böyle güzel bir. Evet. Çok piyasi yani. vardı. çok özellikleri var, çok farklıydı hakikaten. Yani biz aşağı yukarı işte 1980'lerden itibaren beraber kurduğunuzda Zafer evet. Hocam müdavimi. Kuruluşla beraber, beraber yer Beraberdi o da. Yani o zaman işte yeni damattı. Ee, evet. Allah'a emanet 80'li yıllardan itibaren ondan e, yani işte vefatına kadar 2014 vefatı. Evet. 2014 yılına kadar hep beraber olduk. Mısır'da e, gelmişti biz oradayken o, da misafirimiz olmuştu. E, başka yerlerde böyle çok yolculuklarımız, seyahatlerimiz, kurban zamanında hayvan alımlarına giderdik beraber. Yani i̇şte e, Afyon'a, bu büyükbaş hayvanların olduğu yerler. Onlar, onlardan da anlardı o işler. Evet, yani, <laughs> severdi. İşte, pazarlık yapmayı... Piyasada... Pazarlık alaylıydı hocam. Hem mektepliydi hem alaylıydı değil mi? Aynen öyle. Pazarlık yapmayı falan çok severdi o hayvan. Cerepler evet. tutar böyle şöyle... <laughs> Gözünü adamın Hala. falan diye. <laughs> ee, iyi, i̇yi ticardı maşallah Allah rahmet etsin. Ee, genç gitti tabii ona, ona üzüldük ama tabii kader Allah'ın takdiri. Evet, evet. Cenab-ı Hakk'ın takdiri efendim. Allah hayırlısını versin. İnşallah. Geride kalan ahfadına inşallah hayırlı. Evladı yani evet. Evet onların da aynı bayrağı böyle o şekilde. Evet, hayırlı halef olsunlar. Hayırlı insan. halef tabii. olmasına vesile etsin evet. inşallah. Babaları da çünkü güzel bir insan Mustafa Sıddık Bey de. Ee, i̇lahi O da erken gitti. O da 54 yaşında trafik kazasında gitti. 54 hmm. milyon 57 demişlerdi ama hocam. O civarda. O civardı. 50, yaşlardı. 50 yaşlardı yani trafik kazasında vefat etti. Fahrettin abi de aynı yaşlarda gitti. Fahrettin abi 59'du. 59'du. Abdullah Bey'den yaşlı. Abdullah Bey de. Çok ilginç. Evet, hocam. Evet. Allah hepsine gani evet. gani rahmet eylesin hocam. Onlar tabii güzel bir ailenin çocukları. Bu dedeleri falan da güzel. Ta İbrahim Hakkı Hazretleri'nde dayanıyormuş sülaleleri. Hmm. Anne tarafından galiba böyle bir asaletleri vardı Allah razı olsun. Hocam dolayısıyla bu güzel insanları da hayli riayet etmiş olduk. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bu e, meclisin ve şah ilgili de son sözlerimizi de şöyle toparlasak hocam. Yani biz aslında eee ta belki e, bin yıldır genlerimizde olan dolayısıyla çok da sosyal anlamda Karşıda iyileştirici, ihya edici bir işlevi olan bir müessesenin evet. aslında yeniden mevcut düzende bir yeri ya, olabileceğine dair şartlara, bir... Bugün şartlara uydurularak oldu. tabii. Evet. Bugün şartlara uydurularak yeniden gözden geçirmesinin Bir var, işte bin türlü efendim şarlatanı var. Aynen. Çok, yani, yani çok istimara açık bir şey. Evet. Yani gizemli de bir tarafı var ya bu tasavvufun. Evet, o evet. gizemli tarafını istimar eden ve buradan işte dünyalık devşiren, başka hesaplar peşinde olan bir sürü sahtekar var, üçkağıtçı var. Yani hakikisiyle sahtesi birbirinden ayrılması için bunun gerçekten bir denetim mekanizmasıyla takip edilmesi lazım. O denetim mekanizması da mutlaka devlet bünyesinde ve diyanet çatısında olması en doğru olur diye düşünüyorum doğrusu. Kültür Turizm Bakanı'nda olmasın mı? Acaba? Yok. Yani <laughs> madem Diyanet var, Diyanet satısının altında olması evet. uygundur bunu diye düşünüyorum. Aslında hocam bir Kültür Turizm Bakanı'nda bir de Postniş'in unvanı var. Unvanı var evet. O işte Mevleviliği 30'lu yıllarda Biraz meşruiyet kazandırıp şey yapınca o zamanlar herhalde ibka edilmiş o makam. Postişi, Mevlevi Postişi. Sanki ki... yeni yeni gibi yani. Yeni mi? Ha, o zaman onu bilmiyorum. Mevlevi evet. ayinleri 30 40 yıllarda yeniden... Yok bu e, devlet. E, yani evet. devlet memuru yani. Hmm. <laughs> postişi. Ayin yapmak için evet. malzemeler falan var ya. Evet. E, e, o da o Mevlevi Şeyh'imi çok emin değilim yalnız. O, ee, yani şeyini de biliyorum. Mevlevi Şeyi Postişi diye ben biliyorum. Öyle ama, mi? Evet. Hmm. Tamam. Çünkü e, şu anda yasal karşılığı olan mevlidlikler. Yani şöyle aslında böyle daha böyle kaba bir tabi. aslında devletin şeyhi de var yani. Baktığınız zaman. <laughs> <laughs> eyvallah eyvallah. E olma da ol, olsun. Canım. Evet. Dolayısıyla böyle bir kurumun aslında belki zamanı geldi. Dolay yani bunu bir şekilde ihya etmenin de belki e, zeminini oluşturmak İnşallah lazım. İnşallah. Muhtemelen herhalde önümüzdeki yıllarda herhalde gündeme gelecek yani. Belki 2013-2014. Evet. Bu da aslında bir normalleşme. Tabii tabii yani insanın tarihiyle kavgalı olması, geçmişiyle kavga olması sıkıntılı bir iş. Yani evet. onunla barışmak, varsa oradaki yanlışları kendi eliyle tasfiye etmek en doğrusudur. Evet. Yani bir takım dayatmalarla sen şunu at, şundan çık. E i̇şte şimdi mesela devlet tek kapatmış, halk evlerini açmış ihtiyaç değil. Ne olmuş? Hiç halk evlerini e okunmamış. Yani. yani. Kimse hareket etmemiş. Yani evet. çünkü dokuya uymuyor. Yabancı evet. bir doku. Evet. Halk evinde. Orada sen e, dansı öğreteceksin, bilmem şu öğreteceksin, bu öğreteceksin. E, i̇nsanlar genetik olarak yani tasavvufi ayine, semaya, devrana alışmış. E, onu görmek istiyor. Sen e, batı normlarında ona bir şey dayatıyorsun. Karşısında evet. olmamış. Evet. Hocam inşallah bu safahatımız da inşallah hayra vesile olur. Yani bu, bu ufukların, bu güzel ufukların temadisi ne var? Devamına vesile olur ve i̇nşallah. inşallah, güzel bir gelişme olur. Çok teşekkür ee, ederim hocam. Yine teşekkür ederim. ederim. ufkumuzu açtınız. Allah razı olsun. Efendim bir irfan gündeminde tekrar buluşmak üzere. Hepinize hayırlı günler diliyoruz.